Alt Adım izleyenleri. Bugün hayatınızı kolaylaştıracak yeni bir Alt Adım'la karşınızdayız. Bize gelen mailleriniz, mektup ve mesajlarınız için öncelikle teşekkür ederiz. Bugün sizlerden gelen öneriler doğrultusunda yeni bir Alt Adım hazırladık. Gebze'den seyircimiz Erşan bize okulu kırdığım zaman gündüzleri evde sıkılmamak için ne yapmalıyım diye sormuş. Bu hafta bu konuyu işleyeceğiz. Hüseyin, ne yapıyorsun yavrum, okula geç kalacaksın. Ya anne, ben bugün okula gitmeyeceğim. Niye? Madde bir, okula gitmek istemiyorsanız iyi bir bahaneniz olmalı. Hastalık en çok kullanılan bahanedir. Ama bir anne yıllar içinde Fahri doktor gibi olacağından hastalık bahanesini kolay kolay yemeyecektir. Anne, bacaklarım ağrıyor. Boyun uzadığı için bacakların arada ağrması normal. Başka neyin var? Biraz ateşim var gibi. Ateşin 36.7 derece. Vücut su oranı %68. Dön bakayım tuvalete, en son ne zaman gittin, ona da bakayım. Yok artık. Yok artık ya, bu uyanık. Okuldan yırtmaya çalışma. Doğru okula. Bir anne için hasta olma ihtimali hasta olmaktan daha kötüdür. O yüzden hasta olmak yerine hasta olma ihtimalinden bahsetmek daha iyi olacaktır. İyi, o zaman ben hazırlanayım. Öğretmen de hastaydı ama inşallah bana bulaştırmaz. Öğretmen mi hasta? Ay, salgın var diyorlardı zaten. Aynen aynen. Şimdi maazallah giderim. Öğretmeni bir soru sormam gerekir. Öğretmenleri biliyorsun, dibine girmeden bir şey anlatmıyorlar. Bir kaptım mı nezleyi, şifayı? 10 günden önce ayaklanamam. Size de yaymam cabası. O zaman sen bugün okula gitme. Yo anne, ben bugün okula gideceğim. Hem ben hasta olsam, yataklara düşsem ne yazar? Önemli olan derslerim. Ama beni çok üzüyorsun Hüseyin. Gitme diyorum, gitme. Çekil anne önümden, çekil. Bugün geometri vardı. Öğretmen bizi yamuk yapacaktı. Kimse benim oğluma yamuk yapamaz. Gitme Hüseyin, gitme. Ya zaman ben kalayım. İyi, o zaman sen otur. Benim de içeride işlerim vardı. Sen de otur, televizyon izle. Madde 2. Öğlenleri televizyonda çok da size uygun bir şeyler olmayabilir. O yüzden okulu kırmadan önce evde zaman geçirmek için bir plan yapın. Oh be! Kumanda da bana kaldı. Kralım resmen, kral. Nezaketin mutfağına hoş geldiniz. Bugün çok sağlıklı bir pasta yapacağız. Çikolatalı, lahanalı, brokoli, ıspanaklı brownie. İyi, kadın brownie yapıyorum derken nükleer atık yaptı ya. Şimdi Hamza ustamızı çağırıyoruz. Neler yaptın bakalım Hamza usta? Ne paket aldım? Ben demin tavayı devirdim. Yangın çıktı. Yangın mı çıktı? Sevmeye mi geldik? Hadi oynayalım o zaman. Yanıyoruz, yanıyoruz. Mutfaklarda yanıyoruz. Yanıyoruz, yanıyoruz. Mutfaklarda yanıyoruz. Allah'ım yarabbim ya. Bu ne? Diğer kanalda ne var acaba? İmkansız Sevgiler 1945. bölüm. Demek beni Taylan'dan bir tutuyorsun Dilek. Bana seni Taylan'a bir tuttuğunu mu söylüyorsun Fikri? Hayır, bana beni Taylan'a bir tuttuğunu söylediğini söylüyorum Dilek. Ben sana seni Taylan'a bir tutmadığımı söylüyorum. Sen bana seni Taylan'a bir tuttuğunu mu söylüyorsun? Taylan'la beni bir tuttuğunu Taylan'a da söylediğini mi söylüyorsun? Taylan'la beni bir tuttuğunu Taylan'a da söylemediğini mi söylüyorsun Dilek? Ben senin Taylan'la seni bir tutmadığını Taylan'a da söylediğimi söylüyorum. Taylan'la seni bir tutsam, Taylan'a neden seni Taylan'la bir tutmadığımı söylediğimi söyleyeyim? Senin bile Taylan'la bir tuttuğun gün ben Taylan'la Tayland'a tay bakmaya gitmiştim Dilek.
Beynim yandı. Yemin ediyorum beynim yandı. Ne Taylan'mış arkadaş. Bundan saçma bir şey bulamam herhalde. Efendim, kilo vermek için en etkili yöntem. Bakın iyi dinleyin. Çalı süpürgesi yiyeceksiniz. Sararken peruğu bırak sen, boş ver. Bir öncesinden alabilir miyiz? Geri sarmadan alalım. Hop bir iki, hop bir yeter. İki. Yeter, geri sarıyorum. Üç boyutlu televizyon dedik de yani. İmkanı olsa biz de yatıp kalkacağız. Çıksana. Hop bir iki, hop bir iki, hadi. Madde. Poliste konuşalım bu konuyu. Çıkışa gel, çıkışa. Tamam. Madde 3. Okula gitmediğiniz günü çok iyi seçin. O gün okula gitmemek sizi pişman edebilir. Alo efendim. Kanka sen neredesin ya? Ya hasta gibiyim biraz, okula gelmeyeyim dedim. Geçmiş olsun kanka. Ama çok şey kaçırdın. Bugün müdür bütün dersleri iptal etti. Şu an bütün okul FIFA turnuvası yapıyor. Olsun be kanka. Önemli değil. Kanka bugün kantinde satılan her şey bedava. Kantinci Hasan abi bugün özel çikolata çeşmesi ve sınırsız dondurma getirdi. Yapma ya. Ha bir de Kenan Doğulu ile Rihanna meğer bizim okuldan mezunmuş. İkisi de konser vermeye geldi az önce. Konser başlıyor kanka. Hadi ben kaçtım. Ya okula bir gün gitmedim, okulun güzel olacağı tuttu ya. Hem Rihanna nasıl Zeytinburnu Cumhuriyeti İlkokulu'ndan Madde 4. Babalar okula gitmeme konusunu biraz fazla abartabilirler. Babaların okulla ilgili duyguları, okuldan kaçılan günler, karne günleri normal zamanlardan daha yoğun olur. Dikkatli olmakta fayda var. Aha Hüseyin, ne arıyorsun hem de sen? Ya baba okulda salgın vardı, annem göndermedi. Salgın mı? Bizim zamanımızda ayağımız kırılsa okula giderdik biz. Ama şimdikilerin okumaya niyeti, okumaya. Biz ne yokluklarla okuduk, ne zorluklarla okuduk. Hey gidi hey. Baba senin ilkokulda eksin. Yokluk işte. Yokluk olmasa nerede o zaman okul, öğretmen? Baba dedem öğretmendi. Şartlar. Şartlar yani. Kar, kış, kıyamet. Baba siz Antalya'da oturuyordunuz. Sen de anca her şeye cır cır cevap ver. Aa, Bilal, senin ne işin var burada? Bugün öğlen yemeğine gelme. Gün sırası ben de dedim ya sana. Gülme! Babam canlı.
bana mı öyle geliyor? Aman baban işte her şeyi abartır. Bak bana hiç öyle miyim? Ebeveyn dediğin sakin, ağırbaşlı olmalı. Geldiler! Vallahi geldiler! Anam! Geldiler! 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 Ben demiştim! Geldiler! 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 Anam! Vallahi işte şimdi anneme geldiler ha. Madde 5. Eğer annenizin günü varsa okulu en kırmamanız gereken gün o gündür. Ay anam ne kadar da büyükmüş. Şimdi ev anneleri gün yapıyorlar değil mi? Evet. Şöyle bir şey istedim. Ben de tek çocuktum. Evde yalnızdım. Gün doğuluyordu, görüyordum. Böyle sanki bu apartmandaki teyzeler ya da güne gelen teyzeler daha bir şey sever evin çocuğunu böyle. Daha böyle bir kendi evladı gibi, daha içine sokacak gibi, daha böyle bir hani benimseye benimseye böyle sanki Berat Efe'yi daha mı böyle bir şey sevmeliler. Acele etmeyin yani. Doya doya sevin. Tadını çıkara çıkara böyle. Oyun hamuru gibi. Sırayla böyle. Beren sevsin, yerine geçsin. Sonra diğer arkadaş, tamam mı? Haydi bakalım. Geliyorlar. Okulu en kırmamanız gereken gün o gündür. İşte abim işte. Yakışıklı olmuş. Ay parçası gibi maşallah. Aman da aynı Cüneyt Arpi. Ay seni bizim eve götüreyim mi? Sen benim torunum ol. Ay gözlere bak maşallah. Eşek gözlü kız bu ya. Ay bu yanaklar da ne güzel. Tam sıkmalık olmuş. Aman da nasıl güzel boylanmış. Boynu maşallah. Yeter! Bir tur daha kaldıramayacak yanaklarım. Kız Zeynep, neler hazırladın? Bakayım. Hadi mutfağa! Kızlar, mutfak bu tarafta. Çekilmekten buldu, köpeği gibi oldu yanaklarım. Geçtiler. Ay sen ne kadar büyümüşsün. Ay sen teyze lütfen. Bak lütfen. Ben kızların yanına geçiyorum. Sen benim torunlara bak. Kızlar beni bekleyin. Madde 6. Misafirlerin küçük çocuklarına bakma görevini size yüklemek isterlerse bunu kesinlikle kabul etmeyin. Zira o çocuklar oldukça değişik çıkabilir. Kızlar öyle dik dibe durmanıza gerek yok. Geçin rahat rahat oturun. Biz yapışık ikiliz. Ay çok tatlısınız siz. Hüseyin abi. Ay. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İbrahim, nasılsınız? İyi. Sen nasılsın? Yapışık mı ikizlersiniz? Evet. Nasıl yani? Bizi diktiler. Ne hissediyorsunuz böyle dikilmiş? Çok bir şey değişmedi galiba. Aynen. Ama aynı yerlere gittiğimizde çok farklı oluyoruz. Evet. Nasıl yani? Yani onu istediği yere gidiyoruz. Ondan sonra da benim istediğimi gidiyoruz. İyi. Demokratik bir çözüm. Evet. Güzel bir şey. Peki. Şimdi çok tatlısınız diyor ya size. Siz bir şımarın, bir gülücükler atın ona, tamam mı? Hani ben, bana yapıyorsunuz ya arkada. Ben de tatlısınız deyince. O güzel gülüşünüzü duysun herkes. Tamam mı? Tatlısınız ben Berat Efe'nin. Ay çok tatlısınız siz. (Gülüyor)
Niye? Kıralım o zaman. Bence kırmayalım. O zaman duvara adam fırlatmaca oynayalım. O nasıl bir oyun ya? Balkondan aşağı geçenleri saksı atmaca oynayalım. Ya kızlar siz insanca oyun bilmiyor musunuz? Hüseyin abi hadi karşıdaki evin camlarını kırmaca oynayalım. Attık onun canı çıksın oynayalım. Small girişi yapalım. Action istiyorum. Ben korkuyorum. Bence kalkı sökelim. Hayı kıralım. Hayı sökelim. Hayı kıralım. Hayı sökelim. Hayı sökelim. Hayı sökelim. Hayı sökelim. Yeter. Babaanne. Hüseyin abi. 6 yıldır kimsenin yapamadığını sen yaptın Hüseyin. Dile benden ne dilersen. Nasıl ya? Kızmadınız mı bana? Kızar mıyız hiç? Kızlar, bunu kutlamamız lazım. Hadi biraz göbek atalım. Hem kısır yiyelim, hem göbek atalım. Hem göbek atalım, hem kısır yiyelim. Hem göbek yiyelim, hem kısır atalım. Kızlar, tamam. Önce göbek atar, kısır yeriz. Sonra kısır yer, göbek atarız. Televizyonu kıralım. Beni bu kızlardan uzaklaştırın, ben başka bir şey istemiyorum. Ya okulu özledim ben ya. Sen sus bakayım. Kızlar, müziği açıyorum ben. Yapacak bir şey yok. Unutmayın, okul sadece okul değildir. Orası haftanın 5 günü oynadığınız, yaşamınızı geçirdiğiniz sosyal bir alandır. Ve en az eviniz kadar önemlidir. Sizinle bir başka 6 adımda görüşmek üzere. Hadi bakalım Hüseyin. İyi o zaman, siz istediniz. Başarılısın ama. Ya teşekkür ederim. Ya sıkıntı yok yani. Bizde her türlü dans itinayla yapılır. Yaparız yani. Her türlü dansı yaparım diyorsun değil mi? Doğru anladım. Evet. Çok güzel. O zaman bizim de dans etmeyi çok seven arkadaşlarımız var. Misafirlerimiz. Onları davet edelim. Bir izleyelim onlara bakalım. Tamam mı? Sonra konuşalım tekrar. Django, ele Django, ele
geldiniz. Hoş bulduk. Tanıtayım arkadaşlarımızı. Miami'deki Dünya Latin Kupası Çocuk Çiftler Klasmanı'nda dünya ikincisi olmuşlar efendim. Aynı zamanda da Türkiye'deki salsa şampiyonası minik bir de çiftler birincisi. İsimlerinizi öğrenebilir miyim? Batuhan benim adım. Şevval. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Herkese bizi izlediği için teşekkür ediyorum. Eminim çok memnun olmuştur herkes. Galiba anneniz de burada bizi izliyor diye duydum. Evet. Nerede? Annenizle bir konuşmak isterim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizi ağırladığınız için ekibinize ve size teşekkür ediyoruz. Büyük bir zevk gerçekten. Çok teşekkür ederim. Bu kadar ederim. Yetenekli genç arkadaşlarımızı görmek, izlemek çok hem gurur verici hem mutluluk verici. Nasıl hazırlanıyorlar? Sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Tabii. Aslında onlarla hem gurur duyuyorum hem de takdir ediyorum. Evet. Bir nevi antrenörleri gibiyim de aynı zamanda. Çünkü bizim hocamız Aytun Çüpentürk İstanbul'da yaşıyor. Aynı zamanda milli takımın antrenörü. Evet. Arada bir ona geliyoruz. Onun verdiği ödevleri ve kendi sevdiğimiz yıldızların videolarını kendi çabalarıyla çıkarıyorlar. Evde izleyip? Evet, videoları çıkarıyorlar ve onları geliştiriyorlar. Harika gerçekten. Akrobatik hareketleri deniyorlar. Büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Arada bir hocamıza geliyoruz. Tabii 8 yaşında dünya ikincisi olduk. Şu an 9 yaşındayız. Önümüz açık eğer Dünya Kupası organizatörlerinin fikirlerini söylemek gerekirse. Fakat Avrupa ve Dünya Kupası'na götürmek, kostümü, o yolculuk ve onların eğitimi çok masraflı. Aslında bizim sponsor desteğine ihtiyacımız var. Eğer bize bir sponsor çıkarsa eminim ki onlar Avrupa ve Dünya'da Türkiye'yi daha çok gururlandıracaklar. O yüzden... Bize kendimizi ifade etme şansı verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yani gerçekten alkışlamanızı durdurmayın. Gerçekten tüylerim diken diken oldu. Yani hem izlerken hem sizi dinlerken... Çok teşekkür ederim. Gerçekten bir şeyi çok isteyince oluyor yani. İmkanlar çok da engel... Aynı fikirdeyim. Tebrik ediyorum sizi. İnanıyorum. Çok daha güzel şeyler yapacaksınız ve biz de izleyeceğiz diye umuyorum. Alkış, son bir alkış. Çok teşekkürler. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Yok, çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Gönül verdikleri dans sporunda yolları ve bahtları açık olsun diliyorum. İnşallah, evet. Berat Efe, hazır mısın? Sahne senin Berat Efe, buyur. Mesela şirin evler mi ısmarlayacağım? Ya minibüste teklif mi olur? Ne diyeceksin kıza? Ya abi ben biraz romantiğimdir de bir laf hazırladım. Dünya olsam güneşim olur musun? Deniz olsam dalgam olur musun? Bedenime can, ruhuma yoldaş olur musun? Nasıl? Bak bunu sevdim, ben bile etkilendim ha. Vallahi çok etkileyici lanmış abi. Kesin.